Değerli izleyenler, programın bu bölümünde e, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisini konuşacağız. E, sağlık'tan e, teknolojiye, oyun'dan siber güvenliğe, tarıma, enerjiye kadar pek çok alanda destekler var. Elbette tüm bu destekleri Bilişim Vadisi'nin ne yaptığını, girişimciler için nasıl fırsatlar sunduğunu e, en yetkili isimden öğreneceğiz. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu bizimle hoş geldiniz. Hoş buldum. E, Bilişim Vadisi e, Evet 2012'den bu yana zannederim e, kuruldu ve faaliyette. Evet. E, ama ne yaptığını biraz daha anlatalım mı? Ne oluyor orada? Teknoloji üstü bizim aklımıza hep silikon vadisi gelirdi. İşte bizim de bir bilişim vadimiz var. Ne yapıyoruz orada? Aslında siz çok güzel ifade ettiniz. Tam olarak öyle. Hep silikon vadisi diyorduk. Artık bizim bir bilişim vadimiz var. E, şöyle kısa bir Seren Camı'nı anlatmak gerekirse 2011 yılında e, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projesi olarak tam da bu biraz önce ifade ettiğiniz işte Amerika'da silikon vadisi var. Efendim işte Rusya'da Skolkova var. E, Çin Delta Percy dedikleri bugün işte Hanchu, Huanzu diye ifade ettiğimiz bölgede bir yaka, yapay zeka merkezi var. Yani bu, bu oluşumların içerisinde Türkiye tam bu bölgede e, bir yapı oluşturmamız lazım fikriyle aslında başlıyor. 2012'de ilan ediliyor. 2015 yılında ilk temelleri atılıyor. 2019 yılı itibariyle de ...yerli milli elektrikli aracımız TOG'la beraber lansmanını yaptığımız... ...aslında resmi açılışını yapıyoruz. O dönemde de 2019 yılında da... E, e, ...resmi açılışını yapmış oluyoruz. Hali hazırda Bilişim Vadisi'de şu an 158 tane firma var. İrli ufaklı, RG tasarım ve yazılım alanlarında firmalar var. Peki Bilişim Vadisi hangi vizyonla kurulmuş aslında? Bilişim Vadisi Türkiye'nin mega teknoloji koridoru kurma vizyonunun adı. Bugün bizim bulunduğumuz Kocaeli'deki yer merkez kampüsü ama yarın İzmir'deyiz. Dolayısıyla... Ee, aynı zamanda İstanbul, Ankara ve İzmir'i de ulaşım ağlarıyla birbirine bağlayan tüm alanında ortasında bulunuyor. Bir şey daha var. İlginç bir alan seçilmiş durumda. Çin'den Londra'ya giden ya da Londra'dan Çin'e giden bu Çin treni diye de gördüğümüz tren de aynı zamanda Bilişim Vadisi'nin içinden geçiyor. Şimdi hep bizim ülke olarak övündüğümüz o jeopolitik konumuz, o köprü tam vazifemiz olarak tam orada da tam var galiba. Gör. İşte bu jeopolitik konumu sanal alana da yani fiber ağlarla buluşturduğumuz, bulutlarla buluşturduğumuz alana da yayacak, bu jeopolitik konumu yayacak bir bilişim vadimiz var aslında. Bu bilişim vadisi milli teknoloji hamlesiyle dünyayı değiştirecek, insanlık yararına teknolojileri, teknolojileri çıkartabilmek ve bu noktada da kaldıraç rolü üstlenebilsin diye kurulmuş bir yer. Şimdi aslında her zaman bilişim, teknoloji çok önemliydi ama kurulmasına karar verildi ve ilk adımı atıldığından bugüne de çok şey değişti. Şimdi pandemi süreciyle beraber belki eskisinden çok daha önemli bir hale geldi. Biraz da öngörülü bir adım atılmış galiba. Kesinlikle. Süreç gelmeden biz başlamış olduk. Aynen, aynen öyle aslında çok güzel ifade ettiniz. Yani şöyle söylemek lazım. Türkiye son 20 yılda diyelim askeri teknolojiler alanında ciddi bir bilgi birikimi edildi savunma alanında yapılan teknolojiler e, ön göremediğimiz kadar da üstün niteliklerle ilerlemeye devam ediyor. Şimdi bu askeri birikimi, askeri teknolojilerdeki bilgi birikimini sivil alana da almamız gerekiyor. Sivil teknolojiler alanına. İşte sivil teknolojiler alanında çalışmalar yapıyoruz bizde bir. Ne anlayalım bir sivil teknoloji? Evet deyince. çok böyle şey bir ifade. Aslında sivil deyince sivil deyince birincisi şunu anlamamız lazım. İnsanlık yararına teknolojileri anlamamız lazım. Birebir insana dokunan, bireye dokunan teknolojileri anlamamız lazım. Çevreye duyarlı, çevresine olumlu katkı sunan ve bunu daha iyi hale getiren projeleri anlamamız lazım ve son olarak da şunu anlamamız lazım. Ekonomik kalkınma ve refahı tüm vatandaşa yayabilecek teknolojileri anlamamız gerekiyor. Sivil teknolojiler deyince. Şimdi bir fon devrede. E, girişim fonu e, çok da büyük de bir fon. E, Türkiye'de de ilkler arasında. E, biraz o fona başvuruların başladığını biliyoruz ama detaylarını konuşalım. E, evet. Haberi olmayanlar vardır. Bizde böyle büyük fonlar, e, projeler, yarışmalar, AB evet. fonları da dahil olmak üzere bir kısmı da boş kalır bilinmediği için. Anlatalım mı biraz nedir? Yani kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye e, ilk TÜBİTAK'la beraber Tekinvest Invest TR dediğimiz e, fonlama sistemiyle aslında girişim sermayesi yatırım fonlarına adım atmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın vizyonu çerçevesinde bu adımlar atılmıştı. Ve en büyük fonda orası. 2 milyarlık bir e, fon kapasitesiyle kuruldu. İkincisi Kalkınma Yatırım ile birlikte kurulan, e, aynı zamanda kalkınma ajanslarında da birlikte olduğu kurulan 750 milyon lira. Bunun 350 milyon lirası girişim sermayesine yine teknoloji ve inovasyon fonu olarak kuruldu. Üçüncüsü ise Bilişim Vadisi'nde kurulan girişim sermayesi yatırım fonu. 100 milyon lira büyüklüğünde ve bu kuruluş sermayesi, burasının altını çizmek lazım. Kuruluş sermayesi 100 milyon lira olan bir kuruluş. Yani daha da artabilir Kesinlikle mi demek? Kesinlikle artabilir ve yatırımcılarını alabilir. Fon yatırımcılarıyla daha da büyük bir hale gelebilir demek bu. Bu minvalde üçüncü büyük fon ama bir farklılığı var. Önemli bir farklılık ve bu manada da Türkiye'de ilki oluşturuyor. Kamunun da desteklediği bir fon olmasına rağmen fonların fonu değil... Bizzat girişimciyi fonlayan bir fon. Fonları fonlayan değil, direkt fonu kullanacak olan girişimciyi, teknolojiyi üreten, çalışan kişiyi fonlayan bir fon olarak kuruldu. Bu fon kurulurken biz yine ana başlığımızı, stratejilerimizi belirlerken ortaklıkları da yaptık. Kimle? Albarak'a katalım? vakıf katılım yani hem özel sektörden hem kamudan iki tane katılım bankası ile birlikte bu fonu bu hastane projeye inancı da gösteriyor. Kesinlikle öyle. Yani şurası da çok mühim. Bankalarla beraber katılım bankalarıyla beraber kurulmuş ilk fon niteliği taşıyor ve katılım bankacılığına da yeni bir aslında soluk getirebilecek bir uygulama projesini de Bilişim Vadisi aslında başlatmış oluyor. Peki alanlara bakalım mı hemen? Evet lütfen. E, fonda yararlanılabilecek alanlar siz lütfen detayları bizle paylaşın. Evet. E, oyun, finans, siber güvenlik, bilgi iletişim evet. teknolojileri, mobilite, tarım, sağlık, enerji çok geniş bir kapsam. Dolayısıyla e, bu fondan faydalanmak isteyecek girişimciler bu alanlarda mı çalışmak durumunda olacak ve başka hangi özellikleri taşımaları gerekiyor? Evet. Şimdi birincisi şu. Fonumuz bir defa SPK lisansıyla kurulmuş e, yani sermaye piyasası kurulu tarafından onayla onaylanmış e, bağımsız bir yatırım komitesi olan tamamen e, denetlenebilir bir fon. İlk öncelikli olarak bilişim vadisi gelecek burada gelecek burada fona başvuru yapılıyor. Fona başvurulduğu zaman biz şuna bakıyoruz. Birincisi fona başvuranlar teknoloji tabanlı bir çalışma mı yürütüyorlar? Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunundaki maddelere uygun bir proje mi değil mi? Biz onu inceliyoruz. Hiç daha yatırım komitesine girmeden bilişim var soru Eğer buna uymuyorsa diyoruz ki hayır bu fon sizi fonlamıyor diyoruz ve onu birinci elemesini yapıyoruz. İkinci kısım bizim bir strateji belirlediğimiz biraz önce ortaklarımızla beraber ve SPK'ya da onaylattığımız bir sözleşmemiz var. Ne diyor? Bu fon sivil teknolojiler alanı. Biraz önce yazdığınız başlıklarda yatırım yapar. Ve bu yatırımları yaparken kurumsal niteliğini kazanmış. Kurumsal niteliğini ya, kazanmış. Benim bir fikrim var. Ben bir şey kursam diye gelmeyecek. Gelmeyecek. Yani fikrim var kısmına bakmıyoruz. Fikri vardı. Fikrini geliştirdi şirketini kurdu ama artık rampada gitmesi lazım. Bir roket takması gerekiyor ve rampayı atlayıp diğer tarafa geçmesi gerekiyor. İşte o aşamadaki kurumların bize müracaat etmesi gerekiyor. Ettiklerinde zaten biz o ayrımı Biraz önce söylediğim ortaklarımızdan al, Albaraka Portföy kısmı da, çünkü her fonu portföylerin kurması gerekiyor. Albaraka Portföy kısmı da bunu değerlendiriyor. Kurumsal mı? Şirketi var mı? Finansal durumu nedir? Kaç kişi çalışıyor? Vesairedir. Bunlara bakıyor. Yine de işin başında mı olması gerekiyor? Mesela ben kurdum. E, o dediğiniz rampayı biraz geçtim. Belki ilk satışımı yaptım ama daha da ilerlemek istiyorum. Yani neresi burada kritik nokta? Satışa başlamışsa, belki yurt dışına açılmışsa istediği noktasında o projenin yardıma başvurabilir mi? Yoksa başlamış, geliştirmiş tam o noktada mı olması gerekiyor? Şimdi şöyle söyleyelim. Teknoloji camiasının çok kullandığı TRL seviyeleri var. Teknoloji readiness level diye böyle teknoloji hazırlık seviyesi dediğimiz kısım var. Bir defa bu projelerin 5 dediğimiz prototip ürünlerinin bitmiş 6'ya geçmiş olmaları gerekiyor. 6 ve üzerindekilere yatırım. Bu 6 ve üzerindeki dediğimiz biraz önce ifade ettiğim ürününü denemiş, ürünü bir yerde çalışır durumda durumda olmasam birinci aşaması bu. Onun üstündeki her aşamada müracaat edebilir. Onun altını ayırıyoruz. Ama üstündeki her aşamada satışlarını yapmış, efendim 50 tane müşterisi var, e, cirosunu da belli bir noktaya getiriyor ama ölçeklenmek istiyor. Yani yaygınlaştırmak, projesini yaygınlaştırmak ve uluslararası hale gelmek isteyen kişiler de bize müracaat edebilir ve etsinler. Zaten şöyle bir şey de var. Kim müracaat ederse etsin Biraz önce söylediğim basamaklarda birincisi teknoloji tabanlı mı kısmında biz bakıyoruz. Efendim sonraki kısmında biraz önce söylediğim portföy yönetimimiz bakıyor. Ve en son kısmında da bağımsız yatırım komitesi bakarak aslında biz ortak oluyoruz bu şirketlere. Yani bu fon bir hibe ya da bir destek fonu değil bu fon aslında bir yatırım fonu. Biz bizzat o şirketin artık bir ortağıyız. Bilişim Vadisi, Girişim Sermayesi, Yatırım Fonu ilgili şirkete ortak oluyor. Şimdi ilgili şirket kazanacak, Bilişim Vadisi kazanacak ama yaptığı alan itibariyle aslında Türkiye'de kazanacak Kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle. Zaten bizim videomuzda şöyle bir ifademiz vardı. Senin geleceğin Türkiye'nin geleceği olabilir. Peki ne kadar süre başvurabilir? Şimdi başvurular başladı diyoruz ama bunun bir sınırı var mı? Yoksa bu her zaman faaliyette olacak bir e fon mu? Her zaman faaliyette, her gün başvurabilirler. Başvuru sonlandırma diye bir şey yok. Yani başvurumuz şu tarihe kadar sonlanmıştır diye bir şey yok. Tüm yıl boyunca müracaatlarını yapabilirler. Ellerini çabuk tutsunlar, hızlı olsunlar ve son olarak da şunu ifade etmek lazım. Bilişim Vadisi'ne her zaman her türlü teknoloji tabanlı şirket fikir aşamasında da fon harici olarak tutuyorum bunu. Yine gelecek buradadan müracaatlarını yapıp bizim ekosistemimize kendilerini katabilirler. Şimdi bir toplam büyüklük biliyoruz, siz de söylediniz o artada bilir dediniz ama proje başına düşecek bir şey belli mi yoksa her projenin kendi yapısına göre farklı bir destek mi bekleriz burada? Aslında tam olarak böyle. Her projenin kendi yapısı farklı. Bunu biraz önce ifade ettiğim finansal durum ve kriterler ne yapıyor? Bu due diligence dediğimiz kurumlar aracılığıyla kurumun yani gelen projenin ve şirketin değerlemesi yapılıyor. Bu değerlemeye göre aslında yüzde kaç işte ortaklık olacak? 5 mi, 10 mu, 15 mi ortaklık hissesi belirleniyor ve ona göre de karşı tarafın bir beklentisi var zaten. Mesela bize müracaat edenler arasında diyor ki mesela işte benim 2 milyon TL'lik bir yatırıma ihtiyacım var. Çünkü yatırımımı büyüteceğim, yeni makineler alacağım ya da yeni personeller almam gerekiyor büyümek için, pazarlamacılar almam gerekiyor, yurt dışında ofis kurmam gerekiyor ve bu manada benim diyor projemi büyütmem anlamında bu kısımda yatırım desteğine ihtiyacım var. İşte bu yatırım desteğinin bir bedeli var karşı tarafta. Biz o rakamı yatırım komitesi marifeti ve portföy yönetim şirketi marifetiyle ölçümlendiriyoruz. Ölçümünü yapıyoruz. Diyoruz ki 2 milyon ama sana bizim yapabileceğimiz kısım 500 bin TL. 1,5 milyonu dışarıda başka birinden bul. Hatta onları bul 500 bin arasında biz koyalım. Ya da 2 milyon lirasını 5 milyon istiyorsa 2 milyonunu biz koyalım 3 milyonu başka bir yerden bul diyebiliyoruz. Bizim e, bu noktada Erken aşama, biraz önce fon olarak söylersek de, erken aşamayı fon kısmını aşmış kişilere yatırım yapmayı planladığımız için fonda yaptığımız yatırımların değerleri de biraz daha yüksek şu anki fonlamalara göre baktığınızda. İlgi nasıl şu anda? Gerçi yeni başladı ama şimdi e, Türkiye'nin her yerinden başvurabilir. E, o belli kriterler dışında bir yaş, cinsiyet herhangi bir e, sınır yok anladığım kadarıyla herkese açık. Dolayısıyla ilgi nasıl? Ya şöyle söyleyeyim. 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı strateji belgesi yayınlandı. Belge yayınlandığında çok önemli birkaç tane madde var orada. Bir tanesi 2023'e kadar 10 tane Turkorn çıkartacağız. Turkorn biliyorsunuz Unicorn'un bizdeki hali. Turkorn çıkartacağız dendi. Bu 10 Turkorn içinde en önemli maddelerden bir tanesi girişim sermayesine erişim meselesinin çözülmesiydi. O günden bugüne, 2019 Eylül ayından bugüne kapımız çalınıyor. Ne zaman siz e, fonlama yapacaksınız diye. 2020 yılı Eylül ayında bakın tam bir sene sonra biz Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey'in katılımıyla imzaları attık. 2020 yılında. 2020 yılının Eylül'ünde. Tam bir sene sonra. E, çok da manidar oldu böyle. Bir sene sonra. Onu kurmuş olduk. İmzasını attık. 2020 yılının Aralık ayında da SPK'dan onayı aldık. Evet. Bakın 2019'dan beri kapımızı tıklayanlar şu anda Zaten müracaatlarını yapıyorlardı ve daha pazartesi günü itibariyle de bir web sitesi aracılığıyla online başvuruları almaya başladık dedik. Ee, sağ olun sizler de TRT Haber olarak bunları duyurdunuz, ilan ettiniz. İlan ettikten sonra inanılmaz bir başvuru var ve tüm başvuruları bizzat ben görüyorum. Cep telefonumda mail adresime düşüyor. Evet. Her başvuruyu göreceğim dedim. Bakıyorum sürekli gece 1'de gece 2'de mesajlar ne düşüyor. Güzel. Yani müthiş bir e, böyle teveccüh var. Bu bizi tabii ziyadesiyle mutlu ediyor. Peki bir kez daha bizim aracılığımızla girişimcilere bu daveti de yapmış olduğunuz çok teşekkür ediyoruz. Biz değerli teşekkür ederiz için. sizin için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Ekonomiye 24'de bugünlük nokta koyuyoruz. Türkiye'nin teknoloji üstünü, bilişim vadisini orada girişimcilere verilen desteği ve nasıl başvurulabileceğini konuştuk. Elbette Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile noktalıyoruz. Yarın sabah 9.30'da buradayız.